Nerede zerben mi? Çok güzel değil mi? Bursa Kent Müzesi'ndeyiz. Bursa'da en sevdiğim yerlerden biri. Gökdere'den bakınca Üftade Hazretleri'nin üst kısmı gözüküyor. Bursa çok eski bir kent olduğu için Yunanlı, eski Yunan'dan kalma da kalıntılar var tabii ki. Roma dönemi var. Bu kılıç padişah karşılamalarında kullanılıyor arkadaşlar o dönemde. Üzerinde de padişahın milletinle bin yaşa yazıyor kılıcın. Orijinal kılıç. Orada gördüğümüz heykel şeydi. Atina'nın kopya heykeliydi. Orijinali arkeoloji müzesinde yine. Orijinal de var Bursa'da. Nevres Özalp'ın dedesi Halil Hilmi Özalp'e ait bir Zülfikar kılıç imiş. Bu kısımda da kronolojik olarak Osmanlı kuruluşu anlatılıyor. Osman Gazi. İşte mesela şurada bir imparatorluk doğuyor diye minyatür yapmışlar. Sütunlara kısa kısa özel şekilde dönemi anlatmışlar. Çok güzel. Bence müze harika tasarlanmış. Yani. Orhan Gazi. Murat Yüdaverdigar. Büyük yangınlar oldu eskiden, Bursa depremi oldu. İstanbul'da biliyorsunuz bir dönem zaten şarkı türküsü bile var, itfaiye mensupları işte. O dönemi itfaiyede kullanılan araçlar orijinal haliyle bu itfaiyecilerin giydiği kask olsun, suyu pompaladıkları şu pompa, kullandıkları baltalar vesaire. Ericsson marka telefon. Diğeri de 1932 yılında kullanılmış telgraf makinesi. Müteakeres çok önemli. Savaştan sonra işte anlaşma yapılıyor. Özellikle bu Meriç bizim geçiyoruz ya. O kısımda ihtilaf devletleri görüşmeye Yunanistan katılmıyor. Türkiye'den İsmet İnönü katılıyor. İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilciler katılıyor. Sınırlar son kez belirleniyor. Yunan ve Türk ordusu arasında anlaşma sağlanıyor. Yani Yunanistan'ın katılmaması da şöyle, ben onu bilmiyorum mesela, burada okudum. Katılmıyor fakat uzaktan anlaşmayı onayladığını bildiriyor, yani bir sorun çıkarmıyor. Yunan ordusu Meriç Irmağı'na kadar Trakya'yı 15 gün içinde boşaltıyor anlaşmadan sonra. Boşalan bölgeye itilaf devletleri birlikler getiriyor. Onlar da en geç bir ay içerisinde Doğu Trakya'yı Türk ordusuna devrediyor. Yani o kısımda temizlenmiş oluyor. Artık tamamen savaş sona eriyor. Mudanya'ya da gitmek lazım ya. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Lan asalet, asalet, asalet. Karizma, böyle bir şey yok. Altın güneş orta sırmalar saçar. Mart 1937'de bu Ankara Halk Evi'nde yaptığı bir konuşma var. Bursalı gençlere yapıyor konuşmayı. Çok etkili bir konuşmadır. Çok kısa okuyayım size de. Arkadaşlar, yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak değil. Yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek. Yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi
Beni takip edeceksiniz. İnceyi vermiş adam. Yoruluyoruz bazen, evet. Ama takip ediyoruz. Her zaman da takip edeceğiz. ...1926 model el yapımı Amil Kar. Sayın Ahmet Erdönmez'in koleksiyonundanmış. Çok güzel. Harika. Gelenler varsanız da bilirsiniz, bu çevre yolundan girince Bursa şehrini görürsünüz tamamını ve arkada devasa Uludağ görürsünüz. Sanki Bursa'nın üstüne yıkılacak gibi durur. Şu makette ne kadar büyük olduğunu bir kere daha görüyoruz. Yani koskoca Bursa şehri şurada. Kalan kısım Uludağ ve efsane yani. Çok güzel bir şehir Bursa. Her anlamda çok. İçerideki çocuklar girmiş karaoke yapıyor da çok komik. 70'li yıllar şarkılarını söylüyorlar. Abi o değil de. Bülent Ersoy. Hani bizim sevdamız? Ahmet Sezgin, Ziya Taşkent, Ajda Pekkan. Ajda Pekkan mı? Evlilik teorisine inanmayanların. Yani yaşlanmadan evrilme durumu yani. Farklı bir şey dönüşüyor mesela. Hani Dünya Latif olarak geliyor, Erdem olarak devam ediyor falan. Ama onu Bülent Ersoy da yaptı yani. Yok yok, o şey. O başka. O cinsiyet gibi. Kadın üzerinden farklı bir insan oldu yani. Yine kadın başka bir rüya oldu yani. Baksana abi şu anki Ajda Pekkan'la ne alakası var? Yazar kasa. Abi yazar kasa ya. Şimdi kasa ve yazıyor yani. Çok enteresan. Ya o dönemde nasıl bir mekanik ya? Hani şimdi dijital tak tak bir şekilde. Çok güzeldi. Böyle bir dönem yok ya. Çok güzel. Şu anki Türk sinemasında hiç bu karakterler yok. Olmuyor da niye olmuyor? Böyle oyuncular yok. Niye yok? Yok işte. Olmuyor. Bir kere geldi bu adamlar. Bir daha olmayacak. Şuna bakar mısın ya?